Temsilcimiz Gürkan Demir'e hemen bağlanalım. Cumhurbaşkanları seçim için adaylar belli oldu. Detayları senden alabilir miyiz Gürkan Demir? Hoş geldin. Serpil Hanım, teşekkürler. Geçen hafta pazartesi günü son gündü ve toplamda 80 kişi Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapmıştı İran'da. 28 Haziran'da yapılacak seçim kapsamında. Bu 80 aday üzerinde İran Anayasayı Koruyucular Konseyi toplandı ve bir karar verdi. Adayların önemli bir kısmı elendi. Geriye kalan adaylar isimler olduğunu da bugün itibariyle kamuoyuyla paylaştılar. Paylaşılan isimler içerisinde Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf var. Önemli bir isim Galibaf. Galibaf'ın yanı sıra eski Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Seyit Celili, eski İçişleri Bakanı Mustafa Pur Muhammedi, Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, aynı zamanda Kadızade Haşimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da geçiyor. Yani reisin yardımcısı olarak da geçiyor ama bu vasıfla, yani Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı olarak. Bunların yanı sıra Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve eski Sağlık Bakanı Tebriz Milletvekili hali hazırda Mesut Pezeşkian Cumhurbaşkanı adayı olarak İran İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna paylaşıldı, ilan edildi. Seçimler 28 Haziran'da yapılacak. 27 Haziran'a kadar adaylar seçim propagandalarını yürütecekler. Helikopter kazası sonrası İbrahim Reis'in şehit olması nedeniyle İran'da seçim kararı alınmıştı. Reis'in yerine de vekaleten Cumhurbaşkanı olarak Muhammed Muhbir görevlendirilmişti. Muhbir'in Cumhurbaşkanlığı, Vekil Cumhurbaşkanlığı sürecinde İran seçime gidiyor ve 28 Haziran'da İran 14. Cumhurbaşkanını seçecek, yapılacak olan bu seçimle. Adaylar hakkında bazı kısa bilgiler de izleyicilerimize paylaşabiliriz. Seyit Celili, söylediğimiz gibi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğini yapmış bir isim geçmiş dönemlerde. 2007-2013 yılları arasında. Aynı zamanda Seyit Celili baş müzakereci olarak da görev yaptı. Nedir baş müzakereci? Baş müzakereci İran'ın Avrupa ülkeleriyle arasında olan nükleer müzakereler konusu. Burada Seyit Celili baş müzakereci olarak görev yapmıştı. Önemli bir isim. Aynı zamanda bu süreç bu mevcut görevi kapsamında da hali hazırda İran İslam Devrim lideri Ayatullah Seyyid Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilciliğini yürütüyordu. Geçmiş dönemde bu konseyin genel sekreteri oldu. Bu son dönemlerde de hali hazırda da Hamaney'in danışmanı olarak ya da Hamaney'in temsilcisi olarak bu konseyde görev alan bir isimdi. Bunun dışında Muhammed Bakır Galibaf daha önce de Cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak İbrahim Reis'i lehine son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimde adaylıktan çekilmişti. Aynı zamanda Muhammed Bakır Galibaf karşımıza eski Tahran Belediye Başkanı olarak da çıkıyor. İsmi belediye başkanlığı döneminde özellikle duyulmuş bir kişi. Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkian son yapılan milletvekilliği seçimde en yüksek oyu alıp meclise giren isimlerden birisiydi. Tebriz bölgesiydi seçim bölgesi ve onun adaylığı da önemli, öne çıkan isimlerden birisi. Hatta birinci sırada meclise girmişti en yüksek oyu alarak. Bu önemli. Bunun dışında Mustafa Pur Muhammedi de yine uzun yıllar boyunca devlet kademelerinde görev almış birisi, İçişleri Bakanlığı yapmış birisi, İstihbarat Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş birisi. Emir Hüseyin Kadızade Haşim'i zaten söyledik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı ve aynı zamanda Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı olarak da bu görevini sürdürüyordu. Ali Rıza Zakani de hali hazırdaki Tahran Belediye Başkanı. Onun da adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde kabul edildi ve geçti. Bazı öne çıkan diğer isimler vardı konseyden ismi geçmeyen. Onlardan birisi Ali Larijani oldu. Eski meclis başkanıydı Ali Larijani. Onun adaylığını onaylamadı konsey. Ve bunun yanı sıra Ahmedi Necat adaylığı yine onun da onaylanmadı. Ahmedi Necat böylelikle üçüncü kez yaptığı başvuru Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden dönmüş oldu. Ahmedi Necat da İran siyasetinde daha önce iki defa Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim. Oradan özellikle Türkiye'deki izleyicilerimiz yakından tanıyacaktır Ahmedi Necat'ı.
Ancak Ahmedinejad girmek istediği son 3 seçimde de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde onay almadı ve seçilemedi. Konseye yapılan başvurularda adaylardan 40 ila 75 yaş aralığı, 4 yıl devlet kademelerinde çalışmış olması ve yüksek lisans bitirmiş olması şartlarını aradı. Bunlarla birlikte rehberliğe bağlılık, dine bağlılık, ülkeye bağlılık, bayrağa bağlılık, millete bağlılık gibi unsurlar üzerinden de bazı değerlendirmeler yapılarak söylediğimiz gibi 80 adayın içerisinden bu isimlerin adaylığına onay verildi. Bu isimler kesin aday olarak seçime katılma hakkı kazandılar. Ancak içlerinde bazıları önümüzdeki süreç içerisinde adaylıktan çekilebilir mi? Böyle de bir hak var. Lehte, aleyhte veya tarafsızlığını koruyarak adaylıktan çekilme hakkına sahip. Ancak en nihayetinde bu isimlere onay verilmiş durumda. 28 Haziran günü sandığa gidecek İran halkı ve 14. Cumhurbaşkanını seçecek. Peki. Çok çok teşekkürler. İran'a selamlar, başarılar diliyoruz efendim. Size de kolaylıklar diliyorum. Gürkan Demir. Ve hafta sonu raporu programın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen...